Evet arkadaşlar, tekrar kursuma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir konuya devam ediyoruz kursumuza, derslerimize. Evet, bugünkü dersimizin konusu Bildung des Perfekts und des Plusquamperfekts mit Haben und Sein. Evet, konumuz çok 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 önemli. İki tane yardımcı fiilimizin ne zaman ve nerede kullanacağı hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar size. İki tane yardımcı fiilimiz haben ve sein. En çok kullanılan fiillerden iki tanesi yardımcı fiillerden. Nerede haben, nerede sein kullanacağız? Bunun ayrımını yapacağız birazdan arkadaşlar. Ama hangi zamanda kullanıyoruz şu an? Tabii ki de haben ve sein perfekte kullanılır ve Plusquamperfekte kullanılır arkadaşlar. Yani geçmiş zamanın belirlisinde ve mişlisinde kullanılır. Adı üstünde, altında Türkçesi var. Bakalım kurallarımız arkadaşlar. Perfect ve Plusquamperfect kullanmak için yardımcı fiil haben ve sein gerekir. Ama ne zaman sein, ne zaman haben kullanılır? Soru işareti. Sein ile kullanılanlar. Arkadaşlar sein, kusura bakmayın. Sein intransitive, yani belirli nesne almayan fiiller. Kısacası cümlede akuzatif obje olmayan cümlelerde, yani bir nesneye nesne olmayan cümlelerde kullanılır. Bir yerden ya da bir yere hareket bildiren, kısacası davranış olan, hareket olan cümlelerde. Mesela Auchstehen kalkmak, fahren sürmek, fallen düşmek, fliegen uçmak, gehen gitmek, kommen gelmek, reisen seyahat etmek tarzı. Bir yerden bir yere hareket varsa arkadaşlar, buralarda sein kullanılır. Devam edelim. Bir nesnenin değişimini gösteren bütün geçici fiiller. Yani arkadaşlar, bir nesnenin değişimi derken büyümek, küçülmek, olgunlaşmak tarzı. Yeni başlangıç ya da gelişim. Aufblühen, bitkinin büyümesi. Aufwachsen, gelişim. Einschlafen, uyumak, uykuya dalmak. Entstehen, oluşmak. Werden, olmak. Wachsen, büyümek. Wachsen arkadaşlar, bitkinin yani. Bir gelişimin sonu. Ve gelişimi yaptık. Şimdi son ve bitiş arkadaşlar. Ölmek, boğulmak, sonra hayatını kaybetmek falan filan. Febülün, hani adı nedir? Bitkinin ölmesi, kuruması tarzı. Buralarda yine sein kullanılır ve sein ve bleiben fiilleri arkadaşlar. Yine sein ile kullanılır yani. Bleiben fiil de sein ile kullanılır arkadaşlar. Evet, haben'e geldik. Gördüğünüz gibi sein'de 3 tane madde vardı. Şimdi haben. Öbür hürriyetlerin hepsi haben arkadaşlar. Haben daha çok. Ondan belirtmek istedim. Belirtilen nesne varsa, yani bir cümlede akuzatif obje varsa, nesne varsa yani. Bauen, inşa etmek. Fragen olacak o. Sormak. Essen, yemek yemek. Hören, dinlemek. Lieben, aşık olmak. Bütün refleksif verben. Dönüşümlü fiillerin hepsi arkadaşlar. Sich bemühen, sich rasieren, fressen, sich freuen. Bütün modal verben. Modal verben öyle ileride daha net göreceğiz. Dürfen, izin olmak, können, ebilmek, mögen, beğenmek, müssen, yapmak, zorunluluk, sollen, mecburi, wollen, istemek. Dörtte arkadaşlar intransitive verben, geçişli fiiller. Eğer bir hareket yoksa, yani öbürkünde intransitive arkadaşlar sayında, burada intransitive yani hareket yok. Sadece süresini ya da halini ifade ediyor. Yani bir süre varsa ve hal, durum varsa. Hängen, asılı kalmak. Liegen, uzanmak. Sitzen, oturmak. Stehen, kalkmak. Ayakta durmak tarzı. Datif, ohne Bewegung. Datif olan ve hareketsiz olacak. Ohne Bewegung, hareketsiz. Antworten, cevap vermek. Danken, teşekkür etmek. Gefallen, beğenmek. Glauben, inanmak. Schaden, zarar vermek. Belirli bir başlangıcı veya sonu varsa. Beginnen, başlangıç. Aufhören, durmak. Anfangen, başlamak arkadaşlar tarzı bu. Haben de buydu arkadaşlar. Evet, geldik übungslarımıza. Perfect mi sein oder haben? Sein'li mi haben'li mi perfect? Bakalım. Was esst ihr zum Mittag? Öğlen ne yiyeceksiniz? Was noktada schon gegessen? Wann schon gegessen? Wann? Ne olur arkadaşlar? Tabii ki de haben. Haben sie olacak orada schon gegessen. Aslında bu V olacak arkadaşlar. Wir haben schon yedik zaten diye. Bu V olacak. Yanlış yapmışız yine.
Wann fährt der Zug an? Tren ne zaman kalkacak? Der Zug. Arkadaşlar burada ne var? Fahren var gördüğünüz gibi. Yani hareket var. Yani ist. Ist schon angefahren. Zaten tren gitti. Yani kalktı tarzı. Hareket olduğu için. Wann ziehen Sie aus? Ne zaman taşınıyorsunuz? Sie sind schon ausgezogen. Yani ziehen arkadaşlar ausziehen taşınmak bir yerden bir yere hareket bildiriyor. Yani sind sein. Wann kaufst du das Auto? Ne zaman arabayı satın alacaksın? Ich habe schon gekauft. Burada bir satın alma var. Haben oder sein aynısı. Geschlafen. Hast du schon geschlafen? Burada uyumak var arkadaşlar. Hareket yok. Die Rosen geblüht. Arkadaşlar ne var? Büyümek, hareket var. Sind geblüht. Wir lange gewartet. Beklemek haben olacak. Bir hareket yok. Er nokta nokta in den Fluss gesprungen. Gesprungen arkadaşlar. Atlamak yani hareket var. Ist in den Fluss gesprungen. Gerettet arkadaşlar kurtarmak. Hat bir hareket yok. Çocuğu kurtarmış. Sie nokta nokta gleich gekommen. Kommen arkadaşlar hareket. Sie sind gleich gekommen. Er nokta nokta um Hilfe gerufen. Aramak hat. Bir hareket yok. Hat um Hilfe gerufen. Ich nokta nokta ins Wasser gefallen. Gefallen düşmek bin. Yani sein arkadaşlar. Cümle kuralım arkadaşlar. Ula ihre Aufgaben machen. Aufgaben ödevlerini yapmak. Ula yani bir hareket yoksa hattı. Hat ihre Aufgaben gemacht. Kati Zeitung lesen. Zeitung lesen. Gazete okumak. Bir hareket yok. Hat Zeitung gelesen. Kati. Frambula in die Stadt fahren. Burada fahren hareket bildiriyor. Frambula ist in die Stadt gefahren. Ali zum Park gehen. Gehen gitmek arkadaşlar hareket bildiriyor. Ali ist zum Park gegangen. Şimdi bir de cümlemizi geçmiş zaman yapacağız. Perfect yapacağız. Wir fahren mit dem Auto nach Istanbul. Dort wohnen wir im Hotel. Geldi arkadaşlar. Wir fahren hareket bildirdiği için sind mit dem Auto nach Istanbul gefahren. Dort wohnen arkadaşlar. Hareket bildirmiyor. Haben wir in Hotel gewohnt tarzı. Bu kadar da arkadaşlar. Haben sein bu. Hareket. Harekete bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu konuyu anlamadıysanız lütfen geri dönüş yapın bana. Size açıklayayım daha net. Nerede takıldığınızı sorabilirsiniz. Çok güzel bir konu. Yine güzeldi. Anlaşılırdı. İnşallah anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere.